Merhaba. Diya'da sipariş ve fatura listeleri üzerinden raf yeri fişi oluşturma nasıl sağlanır? Öncelikle stok, stok malzeme listeleri, stok malzeme listesine giriş sağlarız. İlgili stoklarımızı seçerek alım faturası oluşturalım. Fatura numarası, belge no alanlarını dolduralım. İlgili cari hesabımızı seçelim. Miktar bilgisini ve tutar bilgisinin girişini yaptıktan sonra faturamızı kaydedelim. Eğer fatura üzerinden değil, sıfırdan bir işlem yapıyor olsaydık, depo yönetim sistemi, raf yeri fişi ekleme ve ardından raf giriş fişi, raf çıkış fişi veya raf transfer fişlerinden işlem yapacağımızın seçimini sağladıktan sonra diğer videolarda da detaylarını anlattığımız işlem adımlarını takip edebiliriz. Alım faturasına istinaden işlem sağlayacağımız için fatura listesine giriş sağlayarak ilgili faturamızın üzerindeyken diğer raf yeri fişi oluştur seçeneğini seçelim. Raf yeri fişi ekranı, raf giriş fişi türüyle oluşturduğumuz faturadan aldığı bilgilerle otomatik olarak dolu şekilde açılacaktır. Açıklama alanı ilgili mal alım faturasının fiş numarası ile birlikte mal alım faturasına istinaden olarak gelecektir. Başlat dediğimizde kalemler alanına gelen stoklarımızı görüntüleyebiliriz. İlgili stoğumuz seçiliyken sağ alandan ekleyeceğimiz bilgileri kontrol ettikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa raf yerinin seçimini sağlayabiliriz. Raf yeri listesinden ilgili rafımızı seçtikten sonra işleme ekle deriz. Aynı işlemleri diğer kalemlerimiz için de gerçekleştiririz. Yaptığımız işlemleri işlemler sekmesinden görüntüleyebiliriz. Fişi kapat dediğimizde işlemimiz tamamlanmış olacaktır. Alım faturasını girdiğimiz ve depoda raf yerlerine kaydettiğimiz aynı stoklar için alınan sipariş kaydı oluşturalım. Stoklarımızı seçtikten sonra sipariş, alınan siparişi seçelim. Sipariş bilgilerimizi dolduralım ve kaydedelim. Ardından sipariş listesine giriş sağlayalım. İlgili siparişimizin üzerindeyken onay durumunu değiştirmek için onay durumunu değiştir, kabul edildi diyelim. Ardından yine diğer seçeneği ile raf yeri fişi oluştur seçeneğini seçelim. Sistem almış olduğumuz sipariş bilgilerini baz alarak raf çıkış fişi türünde alınan siparişe istinaden açıklaması ile birlikte ilgili sipariş fişini getirecektir. Başlat dediğimizde kalemler sekmesine almış olduğumuz sipariş siparişteki miktarları ile birlikte gelecektir. İlgili stoğun üzerindeyken mevcut raf yerleri butonuna tıklayarak hangi rafta kaç adet olduğunu görüntüledikten sonra çıkışını gerçekleştireceğimiz rafın seçimini yaparız ve işleme ekle deriz. Aynı işlemleri diğer kalemler için de gerçekleştirdikten sonra işlemler sekmesinde yapmış olduğumuz işlemleri görüntüleyebiliriz. Fişi kapat dediğimizde oluşturulacak fiş türünün seçimini sağlarız. Oluşturulacak belgenin bilgilerini doldurduktan sonra kaydet dediğimizde işlemlerimiz tamamlanmış olacaktır. Kaydetmiş olduğumuz irsaliyeyi irsaliye listesinde görüntüleyebiliriz. Aynı listede kolonlar sekmesinden raf yeri fişini açtığımızda hangi raf yeri fişiyle işlem sağlandığını da görüntüleyebiliriz.